Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı hikayesinde Malbon Terotası ile devam ediyoruz. Göklerin Sırrı 2 demeye o kadar çok alışmışım ki Göklerin Sırrı deyince de bir eksik geliyor. 1. sezon 10. bölüm. Kim cennette bir baloya katılmak istemez ki? Bölüm 10. Balo. Lucifer'a veda bile etmeden aceleyle odama gittim. Kapıyı arkamdan kapattım. Ona yaslandım ve yere süründüm. Boğuluyordum. Elimi göğsümde tuttum ve nefes almaya çalıştım. Ama başaramadım. Bu son kez çocukluğumda oldu. Annemin asla geri dönmeyeceği küçük bilincimde anladığımda. Meleklerden veya şeytanlardan biri beni öldürdü. Ölümümü kim istedi? Aa evet, en son girdapta bunu öğrenmiştik. Çılgın kalp atışlarını sakinleştirmek için gözlerimi kapattım. Yavaşça nefes aldım ve verdim. Kalktığımda yatakta bir şey fark ettim. Yaklaştım. Kutu. Güzel de bir kutu ha. Kutu hafifti, neredeyse ağırlıksızdı. Onu döndürdüğümde üzerinde parıldayan garip desenler kazınmıştı. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Açmak için uzandım ve kutu kolayca açıldı ama kutu kapalıydı. 15 melek puanı istiyor ve kutu kolayca açıldı. İçinde parşömen kağıdından yapılmış bir mektup vardı. Vicky, eğer bu mektubu okuyorsan içinde şeytandan daha fazla melek var demektir. Demek bana benziyorsun. Annenden bir mesaj aldın. Ah anne, umarım diğer her şeylerde de bana benziyorsun ve göksel hiyerarşinin arka planlarında ölümsüzlüğü ihmal etmeyeceksin. Yüksek şöhret yolu. Başarılarını duydum ve seninle gurur duyuyorum. Ancak dikkatim dağıldı. Bu mesajı ciddiye al. Birisi seni okuldan atmak istiyor. Henüz kimin olduğunu bilmiyorum. Bu kişi bir istek göndermek için yeterince etkili. Ancak baskı yapmak için yeterli değil. Dikkatli ol, kimseye güvenme. Meleklerin ve şeytanların büyüsüne kapılma. Sana tuzak kurabilirler ve bunu yapacaklar. Okul hainlerle dolu, sadece Fenzio ve Seraf'a güveniyorum. Annen. Bakışlarım son çizgiye yerleşir yerleşmez. Mektup ellerimde dağılarak toza dönüştü. Mimi odaya girdi. Üzerine düşünmeye vaktimiz olmadan da Mimi geldi. Senin neyin var? Şefayı görmüş gibisin. Burada hiyeroglifli bir kutu vardı. Etrafıma baktım ama kutu da kayboldu. Annem bir mesaj bıraktı. Dikkatli olmam için uyardı. Allah'tan ki annemiz bir tek Fenzio ile Seraf'a güvendiğini söylemişti. Korkmuş gibi değil, daha çok üzgün görünüyorsun. Bilmiyorum, garip bir his. Aniden annemi hiç tanımadığımı fark ettim. Sen küçükken öldü, onu tanımıyorsun. Mesaj hakkında hepimiz dikkatli olmalıyız. Görev nasıl geçti? Of sorma. Yavaşça kalktım. Umarım beni kovmazlar. Biliyor musun, kovsalar bile iyi olur. Yüzünün nasıl yaşlandığını görmek istemiyorum. Sen neden bahsediyorsun? Buraya ilk geldiğin günlerde, daha sonra tekrar sormak için bana o kadar çok soru mu sordun? Parmağını havada döndürdü ve dudaklarını şişirdi. Dünya ile birlikte çalıştığımızdan, okuldaki zaman onunla orantılı olarak akıyor. Bu da sıradan ölümlüler gibi yaşlandığımız anlamına geliyor. En azından dıştan. Bu nedenle birçok baş melek ve Serapim yaşlı görünüyor. Yaşayan dünyaya uzun zamandır yardımcı oldular. Cehenneme ya da cennete geri döndüğümüzde bizim için zaman durur. Doğuştan melekler ve şeytanlar okulda zaman zaman çalışıyorlar. Bazen burada, bazen evde, güç kazanmak için. Elimi sallayarak onu böldüm. Evet, her şeyi hatırlıyorum. Tanınmayan öğrenciler bir taraf onları tanıyana kadar okula gidiyor ve sen artık genç değilsin. Ah beni rahat bırak. Mimi beni kötü niyetli bir kahkahayla odadan çıkardı. Tanınmayanlar koltuklarında oturuyorlardı. Ben şu saçımı bir değiştirsem umarım hızlı açılır. İlk kitapta da çok saç şeyi yok ama. Bunu alayım.
prokuratörler gururlu önümüzde durdular. Koğuşlarının her birine bir cümle telaffuz etmeye hazırdılar. Bugün tanınmayanlar için önemli bir gün. Bugün bir sonraki seviyeye geçip geçmeyeceklerine veya insanların küçük sorunlarını çözmeye devam edip etmeyeceklerine karar vereceğiz. Koğuşuyla ilgili ilk Lilu konuşacak. Lilu canım lütfen. Canım mı? Canım mı? Bu ilginç. Tam olarak Vicky gibiyim. Herkese merhaba. Ne kadar endişeli olduğunuzu hissediyorum. Ama bu kadar endişelenmenize gerek yok. Eminim başarmışsınızdır. Ne kadar tatlı. Arkadaş olabiliriz. Mide bulandırıcı. Aslında mide bulandırıcı geliyor ama istatistikleri dengelemek için arkadaş olabiliriz'i seçeceğim. Böyle sevimli olanlar melekler arasında bile nadiren görülür. Lilu tanınmayanlarla bir görev nasıl geçtiğine dair kısa bir açıklama yaptı ve kısa bir süre sonra bir kenara çekildi. Sonra Mimi ve diğerleri çıktı. Sıra Lucifer'a geldi. Sıkılmış bir şekilde öne çıktı, beni gözleriyle buldu ve Fenzio'ya bakışını kayıtsız bir şekilde çevirdi. Vicky'nin görevinde başarısız olduğunu söylemeliyim. Tanınmayanlar fısıldadı. Görünüşe göre sınavda başarısız olan tek kişi benim. Ama bizi de en zor kişiye verdiler. Bir şekilde bana karşı direnmesini beklemek aptalcaydı. Ve o bir Serapim'in kızı olmasına rağmen içinde zayıf insan kanı akıyor. Şeytan yolu. Narsist hindi. Lucifer karşılığında sadece güldü. Ellerini pantolonunun cebine koydu ve beni değerlendiriyormuş gibi baktı. Belki önce ödev hakkında. Düğünü bozmak zorundaydım. Tanınmayan bunu engellemeliydi. Her şeyden önce geçici avantajdan yararlandım ve düğüne ilk geldim. Ama tanınmayanlar girdabı nasıl hızlandıracağını henüz bilmiyorlar. Dezavantajlarımızdan haberdarsan ona göre değerlendirme yap sen de. Bunlar benim sorunum değil. Sonra gelini baştan çıkardım. Ama ondan önce garsondan damada onu aradığını söylemesini istedim. Her şeyi düşündü. Vicky iyi bir iş çıkardı ve planımı bozdu. Kendim çıkıp damada göstermem gerekiyordu. Peki kararın nedir Lucifer? Yanaklarımı kan gelene kadar ısırdım ve şöhretime kontrol darbesi beklentisiyle yerde bir yere baktım. Dediğim gibi Vicky kaybetti ama bu kaçınılmazdı. Nasıl başa çıkacağını görmek için onu daha yüksek bir seviyeye taşımaya değer. O bize geçer not verdi. Ne? Ne duydunuz o? Bu kadar mı? Lucifer Fenzio'nun cevabını beklemeden sınıftan ayrıldı. Bunca zaman sessiz kalan Andy bana döndü. Beklemediğim şey Lucifer'da asalet olması. Bunu hafif bir tahrişle söyledi ama aynı zamanda hala bir şansım olduğu için mutluydu. Pekala, tüm kuratörleri duyduk ve onları dinleyelim. Ucuz atlattım. Uzun zamandır kendimi bu kadar mutlu hissetmemiştim. Geleneğe göre tanınmayanlara hangi yönde daha çok eğilimlediklerini soruyoruz. Her taraftan çığlıklar geldi. Melek, şeytan, şeytan, melek. Fenzio'nun bakışları bende durduğunda cevap verdim. Melek, şeytan, ortada bir yerde olmak istiyorum. Malbonte rotasında 300 seçelim bence, daha iyi olur. Ne, pardon? Andy bana döndü. Böylece Fenzio onu görmedi. Ne diyorsun sen? Malbonte ile olan bağın hakkındaki söylentiler güçleniyor. Melek Fenzio sanki beni linç etmek istiyormuş gibi. Bir patosla parmağını itti. Böyle bir şeyi duymayayım. Tamam mı? Saçlarını ve kıyafetlerini düzeltti. Ve sakin ama biraz aceleci bir sesle konuştu. Başarılarınız onun uğruna bugün bir balo yapılacak. Her zamanki gibi kapıyı çarparak dışarı çıktı. Ders bitmişti. Belki de bu. Mimi yarı saydam bir elbise gösterdi. Yoksa bu mu? Mimi'nin bir alternatif önerdiği gibi kıyafeti görmek için zamanım olmadı. Bir kez daha tüm seçeneklere baktım ve bana uygun bir şey fark ettim. Kuğu prenses. Şık. Mütevazi. Bu şeye benzem. Neyse.
Göklerin Sırrı 2'deki Lulu'nun elbisesine benziyor sanki. Oynayanlar için söyleyeyim bunu. Şıkı alacağım. Çok hoş görünüyorsun. Mimi sonunda ne giyeceğini seçti ve kıyafetlerini değiştirdi. Andy ile baloya gidecek misin? Eddie ve ben birlikte gitmeyi düşünüyorduk. Birbirimizi destekleyeceğiz. Sammy'nin görünüşü gözlerimin önünde parladı ve kederden göğsüm sıkıştı. Kötü hakkında konuşmayalım. Öyleyse birlikte gitmeye mi anlaştınız? Neden Andy ile birlikte? Karşı tarafla baloya gelmemelisin. Seraf ve belki de baş meleklerden birinin geleceğini söylüyorlar. Ben gideceğim Andy ile kendim. Kendimiz gidelim. Bu senin hakkın. Bunu tartıştığımız zaman kapı çaldı. Sakıncası var mı? Sizi baloya davet etmek istedim Lady. Haz bakışlara. Andy elini uzatarak cesurca eğildi. Kendi başıma gitmek istedim Andy. Tanrım ne kadar garip. Ah anladım. Andy önce bükülmüş bir pozda dondu. Sonra aniden düzeldi ve telaşla kıyafetlerini düzeltmeye başladı. Evet tamam ben gideceğim. Zavallı. Mimi bu durumdan çok hoşlanmış görünüyor. Balo başlamadan önce Serafim'in uzun ve sıkıcı bir konuşması vardı. Eskiden okula çok sık gitmezdim. Ama son olaylarla bağlantılı olarak varlığımın zorunlu olduğuna karar verdim. Malbonte söylentilerinin temelsizliğinden bahsetti. Ve bu zor zamanda dengeyi daha önce hiç olmadığı gibi sürdürmesini istedi. Herkes konuşmayı bitirmesini bekleyerek sabırsız durdu. Bu arada sizi oyaladım. Mümkün olduğunca dinlenin. Harika bir veda. Serafim eğildi ve diğer öğretmenlere gitti. Herkes tavsiyesini hevesle takip etti. Balo tam gaz devam ediyordu. Melekler ve şeytanlar yüksek sesle müzik eşliğinde vals dönüyordu. Birisi yaldızlı bardaklardan yudumlarken uzak duruyordu. Kanepelerde görkemli bir şekilde oturan, üzüm yiyen ve eğlenceli bir kalabalığı izleyenler de vardı. Müzik daha hızlı çalmaya başladı. Her vuruş daha yüksek sesle ve daha sert vurdu. Ve herkes dönüyordu, dönüyordu. Zaten yakınlarda ortaklarla değişiyorlardı. Sonra tekrar kendilerininkine dönüyordu. Dans edenleri ilgiyle izledim. Sıkıldın mı? Ne kadar yakışıklı olmuşsun sen. Tanıdık bir sese döndüm. Eddie'nin yanında elini tutarak Mimi durdu. Sıkılmışsın, seni anlıyorum. Mimi Eddie'den kayıtsızca uzaklaştı. Kendime bir içki falan alacağım. Neden dans etmiyorsun? Yeni geldim. Kötü mazeret. Bir süre şeytanların ve meleklerin dansta nasıl döndüğünü izledi. Onlara bakıyorum ve içimde bir nefret uyanıyor. Neden? Sam öldü ama onlar eğleniyorlar. Hayat devam ediyor. Herkes Sam'i tanımıyordu. Eddie tüm bu süre boyunca elinde tuttuğu bir bardağı içti ve elini salladı. Haklısın, gidip bir içki daha alacağım. Onun uzaklaşan figürünü izledim. Bir an için onu durdurmak istedim ama kendimi tuttum. Salonun etrafında dolaştım, tanıdık yüzlere selam verdim ve gülümsedim. Bir garson tepsilerle geçti. Birinde alkol, diğerinde atıştırmalıklar vardı. Ne alayım? Bir içki, atıştırmalık. Bir içki alalım. Ustalıkla bir bardak aldım ve dibine kadar içtim. Sarhoş oldun. Glif hemen kafama çarptı. Dansçıların safları azalmaya başladı ve Lucifer'ı Hosti ile odanın diğer tarafında fark ettim. Şeytan kız yanına oturmuş, başını omzuna yaslamıştı. Heyecanla bir şeyden bahsediyordu ama Lucifer salonda bir şeyler arıyordu. Söylediklerini gerçekten dinlemiyordu. Garsonlardan biri bana çarptı, birkaç bardak kırıldı. Garson parçaları hızlıca topladı ve kayboldu ama bu gürültü Lucifer'ın dikkatini çekti.
Kırmızı hevesli gözleriyle bir bakışla karşılaştım. Uzağa bak. Gururla bakmaya devam et. Gururla bakmaya devam et. Lucifer'ın dudakları karşılıklı bir sırıtmayla titredi. Lucifer'la ilişkiniz gelişti. Bana da takım elbise yakışmış. Selam. Lilo Lucifer'ı kapatarak önümde durdu. Ah selam. Dino'nun elini tutuyordu. Baloyu nasıl buldun? Gözleri ısrarla benimkilere odaklandı. Ve onların maviliğinde acı verici bir mesaj gördüm. Dino bakışlarıyla bir şey söylemek istedi. Lilo onun için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bana söylemek istediğin bu mu Dino? Ama bakışı kızın ince koluna düştü. Sahiplenince elinde yatan bir şekilde. Daha güvenli olduğu için her zaman Lilo'yu seçecek mi? Çıkıyor musunuz? Birlikte geldiğinize göre. Soru utanmaz ve patavatsız. Lilo ve Dino birbirlerine baktılar ama cevap vermediler. Glyph'te dikkatli olmalısın. Lucifer'ın seni başka bir seviyeye çıkarmasına sevindim. Görünüşe göre seni onun gibi birisine karşı koymanın adil olmadığını anladı. Görünüşe göre. Gülümsedim ama gülümseme çarpık, gergin çıktı. Vicky, bir saniye konuşabilir miyiz? Dino seninle yakın bir ilişki sayesinde konuşmaya karar verdi. Lilo, gidin. Yalnız kalmak için balkona çıktık. Ay, bu sahneyi ilk defa mı görüyorum acaba? Dino durdu, ileriye bir yere baktı ve bana doğru dönmedi. Lilo ile aramda hiçbir şey olmadığını söylemek istedim. Mutlu gülüşümü saklayamadım. İyi ki görmedi. Bunu neden söylediğimi bilmiyorum. Dino'nun etrafında dolaştım ve onun önünde durdum. Yüzüne dokundum. Söylediğin için teşekkürler. Dino tekrar önümüzde açılan ufka baktı. Bakışları sertleşti ve odaklandı. Sanki onu izlediğimi hissediyormuş gibi Dino arkasını döndü. Ne? Ne düşünüyorsun? Sanki konuşup konuşmamayı düşünüyormuş gibi bir an sessiz kaldı. Eğer iyiliğin için hayatından kaybolmak gerekiyorsa kaybolacağım Vicky. Ama bu seni umursamadığım anlamına gelmez. Bu sözlerden etkilendim ve bir tutkuyla omzuna bastırdım. Başını kaldırdı. Öp onu, ona gülümse. Ya sonradan Malbonte'yi seçince üzüleceğine şimdi hiç sahne almayalım. Ona gülümse. Ve ona gülümsedi. Bilmeni istedim. Dino gülüşümü fark ettikten sonra biraz acımasızdı. Bu arada bu ciddi bir şey. Bu yüzden tartışmıyorum. Dino güldü. Vicky, dikkat etmeliyiz. Edeceğiz. Gülümseyerek başını salladı. Evet elbette. Önce sen git. Birkaç dakika içinde çıkacağım. Tamam. Salonda müzik durdu. Kanat çırpma antrenörü çıktı ve kollarını biraz histerik bir şekilde salladı. Dikkat lütfen. Şefa. Harold aceleyle antrenöre koştu ve biraz rahatsız edici bir şekilde susmasını söyledi. Geleneklere göre meleklerin en iyi öğrencisi ve şeytanların en iyi öğrencisi mevsimsel yağmura neden olur. Vay canına. Lütfen herkes dışarı çıksın. Diğerlerini hevesle takip ettim. Herkes yarım daire içinde durdu. Merkezde çimlerin üzerinde kıvrılmış birkaç deniz ejderhası yatıyordu. Bu yıl temiz yağmur çağrısına katılacak olan tanınmayanların en iyisini davet etmeye karar verildi. Tanınmayanlar, bu şerefi kim alacak? Yüksek şöhret yolu. Tanınmayanların çoğu anlaşmış gibi benim adımı fısıldamaya başladı. Düşük şöhret yolunda kimi söylüyorlar, Andy'yi mi? Birisi beni ileri itti. Vicky. Lütfen. Ona ve ejderhalara yaklaştım. Çocuklardan birine otur. Tamam. Gökyüzünde tanıdık bir kükreme gürledi. Harold ve ben başımızı kaldırdık. Fry. Bana geldi. Şeytan şaşkınlıkla bana baktı. Sana mı? Ejderha yanımıza indi.
Başını ve kuyruğunu salladı ve yüzüme homurdandı. Kendi deniz ejderhan var. Merhaba. Demek ayrı uçacaksın. Artı bir şöhret. Heyecandan kollarım ve bacaklarım titriyordu. Ama endişelenen sadece ben değildim. Diğerleri de gizlenmemiş bir coşkuyla ejderhanın bana nasıl yaklaştığını izlediler. Her zamanki gibi ritüel Lucifer ve Dino tarafından okulun en iyi öğrencileri olarak yapılacaktır. Yüksek sesle alkış altında çıktılar. Her bir ejderhanın yanında durdu. Yüksek şöhret sayesinde temiz bir yağmur isteyeceklerinden biri olacaksın. Fry üzerine tırmanmamı kolaylaştırmak için eğildi. Üzerine yerleştiğimizde yavaşça düzeldi. Lucifer ve Dino da uçmaya hazırdı. Hazır mısınız? Evet. Evet. Ne yapmalıyım? İleri. Ejderhalar yukarı fırladı ve sonra aşağı daldı. Çok keskin bir şekilde aşağı inmeye başladılar. Nefesim kesildi. Ejderhanın sert pullarına yapıştım. Ve ilk başta gözlerimi açmadım. Ama ilk korku dalgası geçti ve biraz sakinleştim. Ya bence burada üçlü bir CG çok güzel olabilirdi. Deniz ejderhaları da dahil olursa dahil tabii. Huzur beni parmak uçlarına kadar doldurdu. Son olmayan hayallerin boş bir dizisine dalmış gibiydim. Dürtüyle çizilmiş eller ejderhanın pullarını serbest bıraktım. Onları kaldırdım ve parmaklarımı yoğun bulutlara soktum ve rüzgarı tam olarak hissetmek için başımı geri attım. Dikkat ediyorum. Ejderhalar aynı zamanda yavaşladı. Bulutların alt tuvalinin üzerinde bir sırada durdu. Onların arkasında dünyevi yaşamın gökdelenleri göründü. Lucifer'ın oturduğu ilk ejderhanın kükremesi geldi. Bu kükreme düşüktü ve benziyordu. Gök gürültüsü. Bu sesi deniz ejderhaları çıkarıyor mu? Sıradaki ejderha Dino'nun oldu. Aynı yüksek sesle kükredi. Ve onlarla birlikte bulutlar aniden karardı, titredi. Aa, çok güzel oldu. Yıldırım parladı. Fray'ın sırası geldi. Ejderha titredi. Diğerleri de onu takip etti. Gözlerinden gözyaşları akmaya başladı. Fray, ağlıyor musun? Ejderhaların gözyaşları bulutların arasından doğrudan yere düştü. Yere düşen ilk damlalar deniz ejderhalarının gözyaşlarıdır. Şeytanın sesi dağıldı ve gerçekleşmeye başlayan doğal çılgınlığın ortasında zorlukla duyuldu. Ama yine de onu duydum. Bu yüzden mi onlar deniz? Tuzlu, gözyaşı gibi. İlk damlalar çoktan yere düşmüş gibi görünüyor. Cennet gözyaşı döküyor. Ejderhalar dikkatle aşağıya baktılar. Sonra sanki komuta altında gibi yukarı tırmanmaya başladılar. Alkışlarla karşılandık. Sizi temiz bir sağanakla tebrik ediyorum. Ve müzik tekrar çaldı. Herkes akşamın tadını çıkarmaya davet etti. Harold'a yaklaştım. Temizleyici sağanak ne anlama geliyor? Neyi temizliyor? Harold sırıttı. Sırıtışını yüzünden almadan bakışını bana doğru çevirdi. Acıdan. Deniz ejderhalarının yağmuru insanların dünyasına rahatlık getiriyor. Bu onlara armağanımız. Duygusal acı, geleceğin korkusu. Her şey aniden önemsiz kalıyor. Ölümleri azap çektirmeye son veriyor. Son verir. Diğer şeylerin yanı sıra temizleyici yağmur ölüm getirir. Ölüm mü? Onun için dua edenler. Ölüm bazen bir rahatlamadır. Katılıyor musun? Evet, hayır. Evet, gülümsedi. Aferin. Bu dünya bana giderek daha fazla açılıyor. Burada çok fazla sır var. Okulun etrafına, uzakta yüzen adalar ve tepesi bulutların arasında saklanan yüksek kuleye baktım. En az biri bana açıklanacak mı? Belki. Bir şey paylaşacak mısınız? Mesela Malbonte hakkında... Harold öfkeyle dudaklarını büktü. Bunun bir efsane olduğunu söylemiştim. O zaman...
kuledeki çocuk. Kule penceresinde biri durdu. Kim olduğunu anlayamadım ama nedense bakışlarını tüm içtenlikle üzerimde hissettim. Kuledeki çocuk hakkında anlatın. Neden seninle dedikodu yapmalıyım? Şeytanlar birbirlerine yardım etmeli. Sırları paylaşmak. Harold güldü. Ve güçlü argümanlar bulmak. Yine de Rebecca ile aranızda ortak bir şey var. Annemi tanıyor muydunuz? Görevi aldığında tanıştık. Daha fazla soru sormak için ağzımı açtım. Ama Harold beni böldü. Kuledeki çocuk hakkında kim olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim onun doğuştan bir melek olduğu. Görünüşe göre hasta ve şefa için özel biri. Şefa çocuğu bir kulede hapsetti. Korumak için dünyadan ayırdı. Yüzyıllar boyunca o kadar zayıftı ki sadece uyuyordu. Ama yarım yüzyıl önce uyandı. Sonra onu öğrendiler. Tek bildiğim bu. Gizem hala gizemini koruyor. Burada başka türlü olamaz. Ya siz? Ben mi? Neden öğretmen oldunuz? Çünkü meleklerin ve şeytanların doğuştan gelen bu hırs özelliklerinden bıktım. İktidar arıyorlar. Duruma değil, güce saygı duyuyorum. Dünyanızdaki güç ve durumun aynı olduğunu sanıyordum. Her zaman değil. Harold şeytanlara, meleklere ve tanınmayanlara baktı. Rebecca her zaman çok hırslıydı. Tehlikeli bir kadın. O senin annen olsa bile ona güvenmezdim Vicky. Ne diyorsunuz? O da sizlere güvenmememizi söylemişti. Bu vahiy sona erdi. Harold balonun gerçekleştiği salona doğru ilerledi. Müzik her yerden akıyordu. Onunla birlikte dans eden çiftler oluştu. Mimi ve Eddie bana arkadan yaklaştılar ve bilerek korkuttular. Hey, ilk sen misin yoksa ben mi? Bayanlar önde. Siz neden bahsediyorsunuz? Bana bak. Ona baktım. Şeytan bana yapıştı. Öğrencilerime baktı. Ve bir süre daha bakışını alamadı. Öğrencilerime baktı derken... Sonra gözlerini kapadı ve huzur içinde iç çekerek başını geri attı. Güzellik. Evet, sorun nedir? Endişelenme. Ver bana Mimi. Eddie bana yaklaştı, çeneme dokundu ve parmağını kaydırdı. Temizleyici yağmuruna gözlerine bakmak istiyorum. Ha, öğrenciler dediği göz müymüş? Bir şeyi dikkatlice inceledi, sonra yavaşça uzaklaştı. Çok güzel, heyecanlandım. Sapık. Artık dans etmek istemiyordum, içmekte. Eddie ve Mimi bir şey hakkında şiddetle tartışmaya başladılar. Kanepede oturmaya karar verdim. Bir dakika bile geçmedi. Osti yanıma oturdu. Peki partiyi nasıl buldun? Ona döndüm ve Lucifer'la geldiğini fark ettim. Lucifer beni bir sırıtışla karşıladı. Dilini mi yuttun? Parti nasıl? Güzel parti. Defol git Osti. Defol git Osti, ne istiyorsun? Sohbet etmek istedim. Kaba küçük şey. Şimdiye kadar sessizce bir kenara kalan Lucifer, ben ve Osti arasına oturdu. Kollarını kanepenin arkasına uzattı. Önce şeytan kıza, sonra bana döndü. Kavga etmeyin kızlar. Ben herkese yeterim. Ne alaka Lucifer'cığım? Osti Lucifer'ın omzuna vurdu. Keyfin yerinde değil mi? Mükemmel. Kanepeden kalktım ama Lucy elimi tutarak beni durdurdu. Nereye gidiyorsun? Sizi yalnız bırakıyorum. Elimi çektim. Osti hemen Lucifer'ın göğsüne dokundu ve onu durdurmaya çalıştı. Bırak gitsin. Kızı rahat bırak. Nefret ediyorum. Narsist, kaba, küstah. Hey tanınmayan, kırgın mısın? Lucifer beni yakaladı ve durdurdu. Çek ellerini. Benden ne istiyorsun? Beni keskin bir şekilde ona doğru çevirdi ve duvara bastırdı. Bileğimden tuttu ve ellerimi kaldırdı. Nefesini boynumda hissettim.
Seni istiyorum. Dudakları alay ederek dudaklarıma hafifçe dokundu. Bir kadeh kırıldı. Melek ve Seraf koridorda tehditkar bir şekilde dondu. Burada neler oluyor? Cennetin ve cehennemin ana kuralını bu kadar açık bir şekilde ihlal ediyor musunuz? Tebrikler Vicky. Bu son damlaydı. Okuldan atıldınız. Pardon da tek öpüşen biz miydik? Değildik. Ayrıca adam bize sormadı bile. Seçim de çıkmadı. Ve ilk sezon da bitti zaten. İkinci sezon görüşene kadar kendinize iyi bakın.